Merhabalar sevgili Diren Sanat takipçileri. Emirgan Meri Cafe'deyiz ve size çok sevindirici bir haber vereceğiz. Hem ülkemizin kültür sanat duayenlerinden hem de sitemizin kıymetli yazarlarından Tamer Levent, 3-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Ankara Film Festivali'nde onur ödülünü alıyor. Yılın Sanat Çınarı ödülünü alacak. Biz de onunla birlikte bu heyecanı paylaşacağız. Hem sitemiz adına çok mutlu olduk, hem de ülkemiz adına gurur verici böyle bir sanat insanına sahip olduğumuz için biz de hem bu sanat sürecini konuşacağız, hem tiyatroyu konuşacağız, hem de pandemi sürecini konuşacağız. Evet. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayrıca Diren Sanat'a her zaman vermiş olduğunuz destekten ötürü de teşekkür ediyoruz. Ben de kutluyorum. Diren Sanat'ın varlığı çok önemli çünkü yani sanat camiasında artık basılı malzeme de tükenmeye başladı. Dolayısıyla siz çok çok önemli bir ihtiyacı karşılıyorsunuz. Tebrik siz ederim. Siz de destekliyorsunuz. Yazılarınızı bize vererek yani yer yer. Ben de bunu görev, sorumluluk, bir kültürel katkı olarak görüyorum. Yani yapmamız gereken bir şey olarak görüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi de kırmayıp her zaman Diren Sanat YouTube kanalına konuk oldunuz. Yazılarınızı bizimle paylaştınız. Şimdi şeyden başlayalım. Sanat Çınarı ödülünü aldınız. Evet. Alacaksınız onur ödülünü. Nasıl bir duygu? Neler hissediyorsunuz? Şimdi benim 23 Temmuz'da torunum oldu. Öyle mi? Aa, hayırlı uğurlu olsun. Evet, tebrik ediyoruz. Hayatımda önemli bir nokta. Ondan esasında bu 3 Eylül'de verilecek ödül 4 Haziran'da verilecekti. Yani daha önce bundan haberim vardı ama bu yıl hem Sanat Çınarı ödülünü aldım. Hem de torunum oldu. Yani bunu söylemek için bunu söyledim. Tabii Sanat Çınarı ödülü almak sanki ödül alma sistemi içerisinde insana belli bir artık yaşa geldi. Belli bir deneyim aktarım sürecinde yaptığı çalışmalar değerlendi filan gibi bir duygu yaratıyor ki bu da çok hoşuma gidiyor. Çünkü konservatuvardan mezun olduğum günden beri ben tiyatronun bir kültür olarak hayatımızda yer etmesi gerektiğini düşündüm. Yani yaşamı paylaşmak, izleyiciyi deneyimci olarak görmek. Mesela izleyici lafını kullanmayı hiç sevmedim. İzleyiciyi deneyimci olarak anmak hoşuma gidiyor. Çünkü izleyici aktif, yani izleyici pasif değil. Dolayısıyla mesela işte bir oyunda önemli bir lafı, hangi tonda söylersem izleyici bunu daha iyi anlar diye defalarca onu deniyoruz. Hatta bazen bu seyirci karşısında oluyor bu deneme. Ve seyirci bir tonu yakalıyor, onu seviyor ve o tonu duyduğu zaman reaksiyon veriyor. Demek ki bu bir buluş haline geliyor değil mi? Yani oyunculuğun bir tür sanat sürecinden geçmesi hali. O süreci de kendiniz yaşıyorsunuz ekibinizle beraber. Tabii kültürel olarak gelişmesinde zorluklar yaşandığı için çok hızlı bir şekilde geldi ama daha sonra özlük hakları, meslek tanımları yapılmadı. Evet. Sanat kavramı açıklanmadı. Sanat kavramının ne olduğu açıklanmadığı için, anlaşılmadığı için, okullarda ders olarak okutulmadığı için biz resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlığın kod adı zannettik sanat kavramını. Halbuki bugün Rönesans yapmış toplumlar, yani sanat kavramını çok özümsemiş toplumlar diyelim bunlara. Çünkü 16. yüzyıldan öncesi ve 16. yüzyıldan Rönesans ve Reform'dan sonrasını düşünecek olursak ki sanatın doğrudan damga vurduğu bir yer. Özlük hakları, meslek tanımlarını yapmışlar, fikri mülkiyet haklarını almışlar. Sanat kavramını bir tabu, bir mistik kavram olarak görmemişler. Onun bir çalışma, bir beyin, insan beyninin üretimi olarak görmüşler filan. Şimdi bunlar Türkiye'de böyle yaşanmadı. Yani ben de bunların Türkiye'de dünyada yaşandığı gibi yaşanması için çok uğraştım. Vakıf kurduk, TOBAB'ı kurduk. Evet. 32 yıl onun başkanlığı, genel başkanlığı yaptım. Türkiye'de bir sürü şube açtık. Birçok ilk yaptık. Yani ilk uluslararası festivalleri yaptık. Çocuk ve gençlik tiyatrosu alanında ilk atölyeleri yaptık. Türkiye'de drama hareketinin gelişmesine sebep olduk. Opera bale ödülleri verdik. Oyun yazma yarışmaları açtık. Uluslararası ilişkileri arttırdık. Yasa çalışmaları yaptık en önemlisi. Sanatı evet kapsamında, devlet tiyatrosunda ve operada, opera ve balede ve
bizim vakıfta. Yani olmayan yasanın, olmayan özlük haklarının olması için çok uğraş verdim. Devlet tiyatroları genel müdürü oldum ama seçimle genel müdür oldum. Yani atamayla olmadım. Bunların hepsi niye yapıldı? Belki sanat çınarı ödülünü almak için. Evet. Çünkü bu ödülü alınca ben şimdi diyorum ki, ha demek ki geriye dönük bu sayması uzun sürecek birçok ilki niye yaptık? Bundan sonraki kuşaklara devam ettirsin, onlara örnek olsun diye. Sanat Çınarı ödülü alınca ben bunları düşündüm ve sevindim. Çünkü bazen insan bunları unutulduğu endişesine kapılıyor. Değil mi? Bu örneklerin, olamaz denilen örneklerin gerçekleştirilmiş olduğu bir dönem yaşadık. Bu ödülün, Sanat Çınarı ödülünün özellikle çınar ağacının biliyorsunuz metaforik bir anlamı da vardır. Tabii. Hani geçmişi tecrübe eden, köklerinin derinlere dayanması ve dayanıklılık ve bir nevi de o geçmişi günümüzle de birleştiren. Evet, temsil edebilir. Zaten sizin ödül gerekçeniz olarak da hani yerelden çıkıp evrensele giden, evrenselden tekrar yerele ve 40 yıllık bir geçmişle bu tecrübesini paylaşan sanat insanı diyerek. Çok da güzel yazmışlar. Evet. Bunu biraz açıklar mısınız? Evrenselden yerele ve yerelden evrensele dönüş ve o 40 yıllık tecrübenin paylaşılması. Mesela ben sevgili çocukluğumda Berna Mora'nın Edebiyat Kuramları ve Eleştiri diye bir kitabı vardı. Onu okumuştum. Ve son derece yararlanmıştım bu kitapta. Fakat orada bir laf vardı. Sanat tüketicisi lafını kullanıyordu Berna Mora. Sanat tüketicisi. Sanat tüketicisi. Ve yakın arkadaşlarımla da onu tartışıyordum. Sanat tüketicisi olur mu diye. Sanat tüketici, çünkü demek ki mesela bana şöyle cevap verenler oluyordu. Efendim bilet alıyor, para veriyor madem, o işte sanat tüketicisidir. Peki geliyor, diyelim ki bir sanat eserini izliyor, müzeye gidiyor, tiyatroya gidiyor, galeriye gidiyor, işte konsere gidiyor, neyse. İlla bundan ibaret değil ama yani. Peki bu diyelim çok iyi bir cerrah, dünyanın en iyi cerrahına kalp rahatsızlığı varsa ameliyat oluyor ve iyileşiyor. Ama buna da karşılığında, onun karşılığında da para. Ama onun karşılığında da sağlığına kavuşuyor değil mi? Evet. Aynı bunun gibi. Yani diğer somut işi kolaylaştıran örnekler diyebiliriz biz resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlığa. Buralarda da elde verdiğimiş olduğu para tüketmek için değil, onu yapan insanların hem geçimini sağlamak hem de kendisine düşünce almak için. Yani onu izleyip kendisini geliştirmesi için değil mi? Düşünmek için. Sürecin karşılıklı dönüşmesi bu. Yani işi yapanlarla işi alanların arasındaki dönüş, tüketmek değil bu. Dolayısıyla biz artık çağımızda buna yani sanat eseri ya da sanat işi, sanatla yapılan bir olaya tanık olmak istiyorsa ya da onu yaşamak istiyorsa. Bir nevi geri dönüşüm gibi mi? Geri hani dönüşüm. Tabii. Tekrar ona deneyimci dönüşüyor, diyoruz. Tekrar dönüyor, tabii. Tekrar geliyor. Ona deneyimci diyoruz. Yani deneyimci ne demek? Yani bunu somut olarak tabii tek örnek bu değil. Ama hani alışılmış bir örnek olduğu için. Diyelim tiyatro salonundaki izleyici, biz ona izleyici diyoruz değil mi? Ben ona izleyici demiyorum artık. Deneyimci diyor. Çünkü o izleyici denen kitle sahnede olup biteni izleyerek kendi üzerinde deney yapıyor. Yani o ondan yararlanıp kendisinde düşünerek, ben de böyle yapıyor muyum acaba? Bak o da, başkası da bana bunu yapmıştı. Ben o zaman şunu demiştim ama demeseydim daha iyi olacakmıştı gibi o deneyim sürecini yaşıyor. Dolayısıyla sanat süreçtir. Ve yapılan zanaat hangi iş olursa olsun düşünerek yapıldığı zaman o zanaat ortaya çıkıyor. Bir de beceriniz olması lazım, yapabilmeniz. O zanaat sizde düşünce, yani deneyim süreci yaratacak şekilde sizi dürtebiliyorsa, sarsabiliyorsa, o zaman siz zaten kendinizi geliştirmeye başlıyorsunuz. Mesela insanlar can kaygısı ortaya çıktığı zaman hemen gidip en iyi mesela kalp cerrahını aramak istiyorlar değil mi? Bir kalp doktoruna gidiyor, onu beğenmiyorlar, öbürüne gidiyor. En sonunda en iyisini buluyorlar. Varlarını, yoğlarını harcayıp ona veriyor. Neden? Çünkü o insan işini sanat olarak yapıyor. Bir kere sanat kavramını böyle kavramamız lazım. Daha sonra iş, beceri, zanaat, yani onu uygulama alanında ne yapılıyor onları konuşmak lazım. Dolayısıyla ben yerelden
evrensele. Evrenselden yerele derken, şimdi evrenselde bir sürü keşif var, bir sürü evet. tanım var. Mesela bunların yerelde kullanılmaması bir özgünlük zannediliyor bazen. Efendim bütün dünya sanatı mesela. Bu yerelde kullanılmaması derken şimdi hep de şey tartışıyor, yerli oyunlar olsun, yok yerli eserler gibi kullanılması olsun, anlamında olsun. Mı? Onlar yaratıcılık. Mesela ben sanat kavramından yürüyorum şimdi. Sanatın dünyada süreç olarak anlaşıldığını biliyoruz. Ama biz yani böyle sanki hiçbir çelişkimiz yokmuşçasına resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlığı kod adı zannediyoruz. Şimdi o zaman evrenselle yerel anlaşamıyor. Yani ortak bir fikir çıkmıyor ortaya. Hani mesela bir cihaz alırsınız, yanında bir de kullanma tarifesi vardır değil mi? Evet. Bizim insanımız ne yapar? O kullanma tarifesini %90 okumaz. Doğru. Hemen aleti kurcalamaya başlar ve onu bozuncaya kadar kurcalar. Nasıl olsa kervan yolda dizilir hesabı. Kervan yolu. Şimdi bu işte bizdeki eksiklik. Halbuki Rönesans görmüş toplumlar, sanat kavramını yaşama biçimi olarak kavramış toplumlar bir alet aldığı zaman onun prospektüsünü okur. Çünkü o artık onun genlerine işlemiştir. Değil mi onu okumak? Yani bir işi özenle yapmak demektir sanat. Siz de bir cihaz aldıysanız onu özenle tanımanız lazım. Ama bizde birçok insan alır ve hemen kullanmaya başlar. Şimdi bu neden? Pratik bir zekamız olduğuna inanıyoruz biz. Fazla teoriyle ilgilenmemekten yanayız. Biraz hislerimize göre hareket ediyoruz. Yani duygularımız bizi yönetiyor aslında. Hislerimiz işte bu da dini ve mistik bir olgu. Yani din kavramının insanlarda bıraktığı bir etki. Herkes esasında dindar olmadığını da söyleyen çıkabilir evet. değil mi? Ama o bile bu etki altında kalabiliyor maalesef bu toplumda. O hani kendisini üstün yetenek görüyor. O her şeyi bilirmiş gibi oluyor filan. O nedenle de bu tür olması gereken şeyleri yapmadan bir an önce ulaşılacak hedefe ulaşabileceğini zannediyor. İşte o zaman kültür oluşmuyor. Kültür çünkü devri daim etmiyor. Peki kültürün oluşumu derken siz 40 yıldan fazla bir ömrünüzü verdiniz bu süreç içerisinde. Elbette ki hani bir sanat çınar ödülünü almak tabii ki amacınız değildi ama bir sanat çınarı oldunuz. Sanat çınarı oldum işte. Evet. Dede de oldum. Nasıl oldunuz? Yani sanat çınarı nasıl olunur? Onu merak ediyorum. Bir de bu sadece sizin döneminizde, sizin devirlerinizde olan bir güdü müydü? Yani o zamankilerin derdi miydi? Şimdikilerinin böyle bir derdi, çabası var mı? Yani kuşaksal olarak da bakıyor musunuz sanat tabii, çınarlarının? Şimdi, yani şu... Yani yeni çınarlar da yetişiyor mu? Onu yetişmesi da. Lazım. Yani şimdi biz de ömrümüzü bunun için tükettik. Yeni çınarlar yetişsin diye. Ama bu yerelden evrensele, evrenselden yerele meselesi bununla iç içe görüyorum onu. Şimdi evrenselin burada uygulanması, yerele taşınması bir dönem sanki böyle gurur kırıcı bir şeymiş gibi göründü değil mi? Yani onlar yaptıysa bizimki biz Türk'üz, biz kendimizinkini buluruz. Ya öyle bir şey yok. O zaman otomobili kullanmayalım değil mi? Niye otomobili kullanıyoruz, uçağı kullanıyoruz? Bunlar keşfedilmiş şeyler. Bir de ayrıca yeniden keşfetmeye de ihtiyaç yok bunu. Yani Türkiye'de bir otomobil yapılacaksa motoru yeniden mi keşfedeceğiz? Yok, evrensel ve yerel işte. Yani o motoru, bildiğiniz motoru burada yapacaksınız. Bir de bu motoru yapmak bu kadar zor bir şey değil artık. Benim tamirciler yapıyorlar bu kanunları, sanayide motorları. Şimdi ama neden? Daha önce o keşfedilmiş bir. Şimdi bizim de mesela yıllarca biz oyuncular kendilerine sanatçı ne iş yapıyorsunuz dendiğinde sanatçıyım dedi. Bu son derece yerel bir tutum. Evrensel hiçbir yanı yok. Çünkü sanat neden? Meslek değildir. Sanat bir işin yapılma özenle yapılma sorumluluğu, felsefesi, düşüncesi ve uygulamasıdır. Hangi iş olursa olsun. Yani yaratılma süreci de bir sanat oluyor. Sanat düşünmedir. Düşünmedir sanat. Düşündüğünü de yapabilmedir, uygulayabilmedir. Yani sadece düşünüp yapamıyorsanız gene eksik kalıyorsunuz. Düşünüp düşündüğünüzü bir de gerçekleştirebilmektir. Şimdi
Biz tabii burada mesela oyuncu ne iş yapıyorsunuz diye sorulduğunda sanatçıyım dediğinde toplum bunu kabul etti. Ama kabul etmeyen ne oldu mesela? Güvenlik görevlileri oldu. Yani ne iş yapıyorsun diye sordu arkasında. Bir şey de sormak istiyorum. Merak ettiğim şey, şimdi sanatçıyım ya da ben sanatçı değilim aslında deyip şimdi hani bir aşırı mütevazilik, hani çok mütevazilik mütevaziyim dersen de öyle sanırlar durumu var. Şimdi burada şu durum var. Sanatçıyım ya yok canım estağfurullah ben sanatçı değilim deyip ama ne bileyim oyun yazıyor, tiyatro yapıyor, hayır, müzik yapıyor. Desin. Oyuncuyum ya da işte, yani mesela İngilizlerin dünya çapında Sir unvanı alan bir oyuncuları vardı. Sir Laurence Olivier. Sir Laurence Olivier sizce ne iş yapıyorsun Sir diye sorduklarında sanatçıyım der mi? Ne der? Oyuncuyum der. Yani sanatçıyım demenin sorumluluğu ağır mı? Sanatçıyım. Ya da bir hani ne iş yapıyorsun bak şimdi. Mesela ben size diyorum ki Sabit pasta sever misin diyorum. Sen bana diyorsun ki ben iyi otomobil kullanırım. Bu onun cevabı mı? Yani sanatçıyım diye bir şey, yani ne iş yapıyorsun diye soruyorsun adama, sanatçıyım diyor. Yani aynı bu demin verdiğimiz örnek gibi. Bir yanda da yani her şey... Yani ne iş yapıyorsunun karşılığı değil ki bu cevap. Bir yanda da her şeyin sanat olma durumu var. Her evet. Şey sanat olarak da anlatılıyor. Ama o da şimdi sanatçıyım deyince kolay yoldan kendini sanatçılığını tescil ettirdiğini zannediyor. Halbuki sanatçılık öyle kolay yoldan tescil edilmiyor. Bir kere bir düşünme süreci. Bir birikim oluşturma dönemi, yaşamı gözleme, anlamlandırma, süzme, esprisini bulma, yerel dediğimiz aynı ülkenin içinde de yerelden evrensele var. Yani diyelim İstanbul'un şimdi çıkın 40 kilometre dışına, işte orası daha yerel, burası daha evrensel kalıyor o zaman değil mi? Yani buradan gidin Bulgaristan'a, burası yerel kalıyor, Bulgaristan buradan daha evrensel kalıyor, onu söyleyeyim yani size. Çünkü lafların, terminlerin kullanılışı, yani daha küçük ve dar bir çevrede yaşayan insanlar günde ortalama 100 kelimeyle falan konuşuyorlarmış, biliyor musun? 100 kelime. 100 kelime yetiyormuş. Ne yaptın? Aç mısın, tok musun? İttin mi, geldin mi? Çapa yaptın mı? Oturdum, kahveye gittim. Kahvede geldim. İşte toplarsan 100 kelime. Şimdi demek ki bu anlayış içerisinde biz kente de taşıdığımız zaman bunu, mesela oyuncuyum dediği zaman belki de toplum hatta ona, o kültüre hazır olmadığı için oyuncuyum dediği zaman ne abi kıvırtıyor musun falan diyebilir. Değil mi bizim toplumda? Ondan kurtarmak için belki sanatçıyım dedi. Ama sen o zaman taviz vermiş oluyorsun. Yani oyunculuk mesleğinin gelişmesi değil mi? Bunlar sanat çınarından başladık. Eğer böyle bir sanat çınarı ödülü hani yerelden evrensele, evrenselden yerele diyerek bana verildiyse, ben işte bunların hepsini düşündüm ve bunların hepsiyle mücadele ettim. Bunların değişmesi, yani bir laf vardır, yani bir filozofun diyalektik konusundaki yaklaşımını başka bir filozofun düzeltmesini şöyle tarif ederler. A filozofu diyalektiği amuda kalkmış vaziyette kullanıyordu. B filozofu geldi, onu ayaklarının üzerine döndürdü de, diyorlar. Şimdi yani ya da raydan çıkmış treni rayına oturtmak gibi bir şey filan. Şimdi bizim de bu yanlış kavramlar silsilesinden kurtulma zamanımız geldi. Biraz geç kalmış olmakla birlikte geldi. Çünkü biz bu yanlış kavramlarla yaşadığımız zaman hep yanlış rayda gidiyor olacağız. Hep amuda kalkmış vaziyette gidiyor olacağız. Bir ayaklarımızın üzerine duralım, bir doğru raya girelim değil mi? Evet. Ondan sonra bakalım ne gelişme oluyor. Çünkü o zaman ona göre bir düşünme biçimimiz olacak. Şimdi yanlış bir düşünme biçimi üzerinden doğruyu düşündüğümüzü gururla, iftiharla söyleyen bir yapıya dönüştürmüşüz kendimizi. Bu çok komik görünüyor dışarıda. Şimdi mücadele ettin demişken hani bu mücadele kısmını uzun süreçtir ben de gözlemliyorum. O konuda da her zaman, her koşulda hani yaş, bölge, coğrafya fark ettirmeden her yere gidiyorsunuz, konuşmalar yapıyorsunuz, günde 3 toplantıya katılıyorsunuz. Bu süreçte bir yanda da hani rol aldığınız dizilerde, filmlerde de yine oradaki gençlere de eminim çok şey tabii katıyorsunuz. Tabii ekiplerle çalışırken. Peki bu mücadele konusunda baktığımız zaman ya da bu sanat yolculuğunuzda gençlere örnek olduğunuzu düşünüyor musunuz? Ne kadar örnek oldunuz? Ne kadar gençler
Mesela benim mesleğim tiyatro. Evet. Ben de kendi mesleğimi özenle yapmaya çalışıyorum. Ve mesleğimi çok seviyorum. Yani estetik değer olarak. Mesela George Lucas'ın Estetik diye 3 ciltlik kitabı var biliyorsunuz. Bu estetik birin daha başında der ki mesleğini severek hobi gibi yapmak estetik değerdir. Değil mi? Estetik ne? Sanat felsefesinin bilimi. Şimdi ben mesleğimi severek yapıyorum. Mesleğimi severek yaptığımı bir oyun yönettiğim zaman, bir oyunda oynadığım zaman, bir filmde oynadığım zaman, bir dizide oynadığım zaman görüyorum ki pek çok genç arkadaşım da bunun farkına varıyor. Eğer bilgisizlikten kaynaklanan hatalar varsa onları düzeltme konusunda uyarılarda bulunuyorum. Ama bazen o bilgisizliği bir şeymiş gibi, yani sanki biliyormuş gibi davranarak hareket edenler olduğu zaman da kızıyorum. Tepki de gösteriyor. Çünkü bu kendi bindiğin dalı kesmek ya da kendi amiyane tabirle bizim kabadayı kültürümüzün uzantısı olarak söyleyeyim. Artık yavaş yavaş eskiden hamicim böyle konuşmuyorduk. Daha düz bir entelektüel çizgide konuşuyorduk ama şimdi artık böyle laflar da başladı. Kendi ayağına kurşun sıkmaktır yani. Evet. Değil mi? Biz kendi ayağımıza kurşun sıkmayı seviyoruz. Arkadaşına kıskanarak, arkadaşının yaptığı iyi bir şeyi iyi yaptın demeyerek. Efendim, çünkü o zaman ama nerede çalışıyorsun? Film sektöründe diyor. Sektör diye bir şey yok ki. Sektör lafı da bir kere. Sektör lafının kullanılması mümkün değil bizim alanımızda. Sektör... Peki sektör tam olarak nedir? Yani neye bir sektör, sektör demeliyiz? Sektör bütün birimleriyle işleyen bir mekanizma. Şimdi bizde... Yapımcısı, dekoru, ışıkçısı... Hepsi bunların senaryo... ama hak, hukuku, meslek tanımı olarak. Yani kurumsallaşmış, kültürleşmiş ve yerine oturmuş olması lazım. Mesela bir arabanın kaputunu açın. Motoruna bir bakıyorsunuz, eski araba, şimdikilerde görmedim ama çuk 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 bir sürü şey çalışıyor değil mi aynı anda? Ne yapıyor? Kimi yağ pompalıyor, kimi bilmem ne yapıyor filan. Müthiş, işte o bir sektör. Mesela bazı şehirler sektörler şeklinde ifade ediliyor. Der ki işte Moskova 9 sektör üzerine kurulmuştur. Viyana 7 sektör üzerine kurulmuştur. Ne bu sektör? Birbirinden bağımsız semtler ama hepsi bir bütün içerisinde çalışıyor. Şimdi sektör yani bir örgütlenmiş yapı, bir sistematik yapı demektir. Biz diyoruz ki tiyatro sektörü. Yok böyle bir sektör. Çünkü daha oyuncunun meslek tanımı yok. Dekoratörün meslek tanımı yok. Kostümcünün meslek tanımı yok. Işıkçının yok. Yazarın yok. Sahne gerisinde çalışan teknisyenlerin hiçbirisinin meslek tanımı yok. Meslek tanımı olmayan bir meslek var ortada. Ve biz bu mesleğin tutulduğunu... Halk tarafından sevindiğini, kültürleştiğini filan varsayıyoruz. Hayır. Bir dakika. Kral çıplak. Yani öyle bir durum yok. Peki ne olacak? Şimdi tam meselenin, tam sorunun ortasına geldik. Bu özlük hakları durumu ne olacak? Hani kostümcüsünün, dekorcusunun, ışıkçısının bir böyle bir özlük hakları durumu var. Bir de yeni nesil ya da genç kuşak diyelim oyuncular, bu tiyatro, filmde katabiliriz. Bu özlük hakları meselesini ne kadar dert ediniyorlar? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani devlet mekanizması biliyorsunuz. Devlet, yani bizde hep hükümetle devleti de karıştırıyorlar değil mi? Artık iç içe geçmiş bir durum olduğu için. Olabilir ama neticede değil. Yani devlet insanların oluşturduğu örgüt demektir. Yani o insanlar bütünlüdür. Hükümet de bu yani. Dernek ve yönetim kurulu gibi. Yani devlet, biz derneğiz. Bizim yönetim kurulumuz da seçimle seçilmiş, yani başa gelmiş hükümet. O halde siyaset yapan kişiler hükümeti oluşturuyorlar. Ama devlet o çarkı döndüren, yaşamı sağlayan insanlar bütünü. O halde bu insanlar bütünü içerisinde siyaset yapanlar, siyaseti sanki kendileri için yapıyormuş gibi yapıyorlar. Halbuki siyaset yapmak için yola çıktıkları zaman halkın vekili olduklarını söylüyorlar değil mi? Devletin yani vekili oldukça. O halde mesela meslek tanımı olmayan mesleklerin tanımlarını niye yapmıyorlar onu merak ediyor. Değil mi hükümetler? Hükümetlerin eğer kalkınmış, dünyada gelişmiş ülkeler arasında yer etmesi istenilen bir Türkiye kurmaksa amacımız, o zaman bir kere... Ben şaşkınlıkla izliyorum. Bazı sendikalar var.
Sendikası var. Sendikada çalışan adamı meslek tanımıyor. Nasıl sendika kurdunuz diyorsun. Değil mi? Şimdi aynı şey mesela bizim tiyatro sendikası kurulduğunda oyuncuların meslek tanımı yoktu. Sendika bir çalışma yaptı. Resmi gazetede bir meslek tanımları listesi çıktı. Ama o meslek tanımları listesinin o tanımlara uygun özlük haklarının dökümü yapılmadı. Onun için yine yaşar ne yaşar ne yaşamaz durumda. Bunu da açıklayayım. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz herkes biliyorsunuz ama bilmeyen kuşaklar vardır. Sevgili Aziz Nesin'in bir oyunu bu. Ve delikanlı büyüyor ve askere gitmek istiyor. Askere gidiyor. Askere gidiyse komutan orada kayıt yapacak. Ya diyor sen yoksun diyor kütükte diyor. Çocuk da diyor ki ben işte buradayım. Ama o da diyor ki yoksun. Evet. Yani nüfusun yok, sen yoksun diyor. Nüfusun yok ama ben fiziken buradayım diyor çocuk. Ama nüfusun olmadığı için yoksun diyor. Şimdi hadi bakalım. Biz modern bir düşünceyle nüfusu olmayan insana var diyebilir miyiz? Alternatif bir şey üretelim. Diyemeyiz. Diyebilir miyiz? Diyelim ki ya kaldıralım bu nüfus olayını ya. Nedir bu nüfus? Pasaport da olmasın. Adı sanı da olmasın. Anasını babasını soyunu sopunu da bilmesin. Çıksın geçsin adam işte. Hani bunu da denilebilir. Bu da bir bakış açısı ama ne kadar işler, ne kadar yürür değil mi? Yani bir şey söylerken onu da ileriki dönemdeki sorumluluğunu almak lazım. Şimdi o halde tiyatrocunun iyi kötü bir meslek tanımı zorla yapıldı o sırada. Ama bu meslek tanımlarına uygun kaç saat çalışır, kaç saat uyur, hangi birim fikri mülkiyet hakkı üzerinden nasıl bir gelir temin eder? Fikri mülkiyet hakkı ne demek? Fikir... Bir şey soracağım, araya gireceğim. Özellikle bu pandemi sürecinde tiyatroların sorunu da tartışıldı, oyuncuların sorunu da tartışıldı ve bu tartışmanın içerisinde fikri mülkiyet hakkı hiç geçmedi. Hiç geçmiyor. Sanki böyle bir şey yokmuş gibi. Yani bu kadar komik. Yani insanlar bir şeyi bir tarafı hangi paçasından tutarsa ve oradan ne elde ederse onu kâr zannediyor. Halbuki orada koskocaman daha elde edilebilecek bir yapı var. Ama sen o yapının bir ucundan tutup koparırsan bunu kâr zannediyorsun. Bu olmaz. Çünkü neden olmaz? Demin dediğim gibi değersizlik başlıyor. Kültür yok oluyor. Kültür yok oluyor. Kültür oluşturamıyorsunuz. Sen gününü gün ediyorsun ama arkanda bir harabe bırakıyorsun. Değil mi? Ya, hayata hiçbir şey katmamış oluyorsun. Sanat hep söylüyorum ya resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlıktan ibaret değil. Sanat yaşama artı değer katmak demektir. Bir adam sanatçıyım diyorsa yaşama artı değer katmayı benimsemiş bir insan olması gerekir. Eskiden böyle lüzumlu lüzumsuz laflar vardı. Efendim sanatla dünya değişmez. Kaldı ki katma değeri en yüksek olan şey sanat. Tabii, tabii. Yani sanatla dünya sanat değişmez filan diye konuşmalar vardı. Hatırlar mısınız abi? Halbuki dünyanın bütün değişimi sanat. Yani dünyanın 600 bin yılda ve onun artı 70 bin, son 70 bin yılında geçirmiş olduğu, Harari yazıyor bunu. Yapmış olduğu bu değişimin adı sanat ya. Evet. Ama biz o zaman, ben de tartışıyordum. Ben mesela bunu söyleyenler var. Efendim sanat dünyayı değiştirmez. Ya sanat dünyayı değiştirmezse ne değiştirir dünyayı? Bu ne kadar saçma, ne kadar kopuk. Yani entelektüel de işte eklektik bir yaklaşım. Eklektik. Tabii eklektik dediğim zaman... Yani yarım tutan bir şey gibi mi? Peripatetik falan diyor. Böyle yani. Çünkü böyle lafların kullanılması artık komik sayılıyor değil mi çağımızda? Tabii. Dolayısıyla eklektik. Eklektik bir yapımız var. Onun için ne evrensel olabiliyor? Böyle hani... Halk arasında yapıştırma bıyık diyorlar ya onun evet. Gibi bir şey mi? Yani bu nedenle ne evrensel olabiliyoruz ne yerel olabiliyoruz. Ortada meslek havada kalıyoruz. Meslek yapmıyoruz. Hak hukuk da iddia etmiyoruz. Hayır bunları iddia etmek suç değil ki ya. Bilen, şimdi bir sürü insan bunu bilmiyor. Bir sürü insan bunu yorumlayamıyor. Hatta bu devlete hükümet eden insanların teknokratları da bilmiyor. Geçmiş dönemlerde de bilmiyorlar, şimdi de bilmiyorlar. Bunları kim öğretecek? Ya bu işi yapanların öğretmesi lazım. Bu işi yapanlar da ne diyor? Ben anlamam onu. Hatta şöyle diyor. Ben anlamam onu devlet bilir. Ya devletle hükümeti bile karıştırıyor yani bizim arkadaşımız bazen. Değil mi?
Peki sen anlamazsan sana kim yapacak? Diyeceksin ki sen, ben anlamam. Ben sanatımı yaparım. Hangi sanatı? Yani orada da soru. Evet, o da, değil mi? Yine... O da soru. Ben anlamam. Ben sanatımı yaparım. Devlet benim hakkımı versin. Ha, devlet. Sen bilmeyeceksin hakkını. Sen adının ne olduğunu bilmeyeceksin. Sen kendi işini tanımlayamayacaksın. Ama devlet senin için her şeyi tanımlayacak. Devlet dediği de hükümet aslında. Tabii bu mümkün mü? Bu işin içerisinde ne kadar olacak? Ha? Bu işin içinde o evet. Uygulayıcılar ne kadar işin ha. içinde, ne kadar benimsiyor? Ne oluyor? Hükümet, her hükümet, bunu ömrümüz boyunca gördük. Bir bakanlıkta işte memur, teknokrat, üst düzey bürokratlar alıyor. Sonra çeşitli vesilelerle bakıyorsun. O bürokrat, efendim Kültür Bakanlığı'ndaki adam Denizcilik Bakanlığı'na, Denizcilik Bakanlığı'ndaki adam bilmem İçişleri Bakanlığı'na. Bu habere dolaşıyor. Bunlar ne muhteşem adamlarmış ki bütün bu alanların konularını biliyorlar ve çözüyorlar. Bizim de kendisine tırnak içinde sanatçı diyen arkadaşımız bunların onun sorunlarını çözmesini bekliyor. Ya bu ne? Düşünce sistemine aykırı bir şey bu yani. Şimdi malum işte sinema salonları kapatıldı. Film çekimleri, dizi çekimleri durduruldu. İşte filmcilerin, sinemacıların pek sesi de çıkmadı evet. bununla ilgili. Nasıl olsa bir sonraki sezona öteleriz denildi. Tiyatrocular bu durumda zor kaldı. Hı. Çünkü mekan kiralarını vermeye devam ediyorlardı ve işte tiyatromuz yaşasın kampanyası, tiyatro kooperatifi düzenlendi. Devletle, Hı. Kültür Bakanlığı'yla görüşüldü vesaire. Hı. Ve şu çıktı, Kültür Bakanlığı'na bir takım taleplerde bulunuldu. İşte KDV'dir, vergi indirimidir, şudur budur. Şimdi Kültür Bakanlığı da tamam biz sizin dediklerinizi yapacağız ama siz bu verdiğimiz destek karşısında özgürlüğünüzden ne kadar vazgeçersiniz? Ya da istediğimiz oyunları yapabilecek misiniz? Çünkü orada bir seçim söz konusu var. Evet. Böyle bir sorunla karşılaştık. Bir ikincisi işte tiyatroların kaydının belirlenmesi. Hani kaç tane tiyatro var, buralarda evet. kaç oyuncu var, bunlar kaç kişiler, Kültür Bakanlığı evet. ya da yerel yönetimde kimi destekleyecekler, neyi destekleyecekler? Böyle bir kayıtların da olmadığı ortaya çıktı. Bir nevi sizin bahsettiğiniz hani kendi ayağına kurşun sıkma evet. durumuyla da evet. Karşılaştık. Böyle bir sorun çıktı. Bir de işte bir kesimde işte yasa tasarısı için, yasanın kabul edilmesi için mücadele edelim derken bir kesimde dedi ki yasa her an değişebilir, her an iptal edilebilir. Biz özel kurumlar gibi, şirketler gibi hak talebinde bulunalım. Özel şirketler ya da iş yerlerine devletin müdahale etmesi daha zor olur. Özel kurum olunca daha özgür oluruz gibi bir durumla çıktılar. Bununla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi mesela özel şirkette çalışan bir insanın meslek tanımı yok mudur? Mesela herhangi bir holdingde çalışan bir mühendisin meslek tanımı yok mudur? Özel şirkette çalışmak ne demek? Sonuçta var. Yani özel şirkette çalışmak ne demek? Bir yanda da nasıl gene kavramlar nasıl genelleştirilerek deforme ediliyor görüyor musun? Özel şirketlerde olduğu gibi olsun. Peki bilmem ne holding tamamen bağımsız mı? Yani diyelim mühendisi var, elektrikçisi var, sucusu var, değil mi? Şoförü var. Öğretmeni var. Bunların meslek tanımları yok. Bunlar Türkiye'de yaşamıyor. O özel şirketin bünyesinde yaşıyorlar. Öyle mi? Özel şirketin bünyesinden çıktıkları zaman Türkiye sınırlarına giriyorlar. Özel şirketin işine girdiler mi Türkiye sınırlarından kopuyorlar. Daha özelmiş gibi bir algı öyle bir şey olur mu? O özel şirket ona hak, hukuk, para ödeme vesaire gibi konularda da onun meslek tanımı ISO ve ILO tanımlarına göre. Bunlar nedir? ISO ve ILO UNESCO'nun tayin ettiği meslek tanımlarına göre insanların hak hukuklarının değerlendirilmesi kriterlerini oluşturan kurumlardır. Bu kurumları, işte bu da evrensel. Ama biz bu evrenselden habersizmiş gibi davranıyoruz. Sanatçıyım diyen adam, benim meslek tanımım olmaz, ben sanatçıyım diyor. Tabii ki senin meslek tanımı, çünkü sanat diye bir meslek yok. O halde sen meslek tanımsız yaşamayı tercih ederek esasında başarılı bir iş yaptığını zannediyorsan, İşte bombayı koymuş oldun. Gelecek Türk tiyatrosunun ya da gelecekteki Türk sanat anlayışının altına bombayı koymuş oluyorsun bunu yaparak. Ama o anda ne yapıyor? Çok önemli bir fikir beyan etmiş gibi oluyor. Ve bunu hiç diğerleri de bilmediği için evet adam müthiş bir laf söyledi. Özgürlükçü konuştu. Bu özgürlük değil. Demokrasi
kural rejimidir. Demokraside özgürlükler kurallarla ve hukukla belirlenir. Hukuk diye bir kavram var değil mi? Siz hukuksuzluk üzerine bir demokrasi kurabilir misiniz ya? Ona orman kanunu denir. Eğer bunun ucunu bırakırsanız bu orman kanununa gelir. Ve maalesef bizde demokrasinin hukukunu da anlamadığı için insanlar son derece rahat algı yönetimi yapılmaya müsait bir durumdalar. Ve bu şartlarda da zaten artık söyleyecek laf da bitiyor. Bir çünkü de, kendi hakkını da savunamadığı için söyleyecek lafı da var. Bir de mesela şey durumu da var. Kamu hizmeti yapıyoruz da, durumu da var. Hani biz işte tiyatrolar, sanat kurumları, kamu hizmeti yapıyoruz. Bu konuda da yerel yönetimler ve devlet Hem özel evet. Hem kamu hizmeti. Tamam. Kamu hizmeti yapıyorsun. Bunu nerede biliyoruz biz? Nerede yazılı bu? Meslek tanımı olmadan kamu hizmeti olur mu? Yani orada kitleye şimdi, hitap ediyoruz anlamında. Şimdi mesela kullanılıyor. Öğretmen aynı zamanda kamu hizmeti yapan bir meslek değil midir öğretmenlik? Evet yani evet. O konuda öyle yani ya, sonuçta. Çünkü öğretmenliğin tanımında öğrenci yetiştiriyor. Öğrenci yani. Yetiştiriyor. En kamu hizmeti yapan. En kamu hizmeti yapan meslek ama. Meslek evet. Adı var, sanı var, evet. Hukuku var, çalışma saati var değil mi? Saat birimi var filan. Emeklilik hakkı var memur diyor. Yani illa devlet memuru olması gerekmiyor. Özel bir okulda da çalışıyorsa öğretmen yine bir emeklilik hakkı var değil mi? Sigortadan olsun, nereden olursa olsun. Şimdi o halde bakın bu bir sistem. Şimdi bu sistemleri siz hiç bilmeden sanatçı olamazsınız. Sanatçı olmak bu sistemleri bilmeden olunan bir yaratık olmak demek değildir. Sanatçı olmak için bu sistemleri çok iyi bilip, bu sistemlerin niye sizin üzerinizde işlemediğini sorgulayabilecek bir yaratıcılığa ulaşmanız lazım. İşte sanki sadece şimdi sadece olan yeteneğin sergilenmesi olarak algılanıyor bu durumda. O hani yeteneği kanunu, de yasayı bilinmediği de, zaman. Olağanüstü bir yetenek görebiliyor muyuz? Var mı? Mesela dünya çapında bizim bir oyuncumuz var mı şu anda? Dünya çapında bir işte ressamımız var mı? Dünya çapında bir bestecimiz var ama mı? Ama o biraz da PR çalışmalarına bağlı değil yok, mi? Yani o değil. Yani böyle bir laf vardır. Peynirin iyi olsun, olsun faresi fizandan gelir diyor. Senin peynirin iyiyse faresi fizandan gelip buluyormuş o peyniri. Peki şimdi eminim takipçilerimiz de merak ediyorlardır. Bu pandemi sürecinde katarsak içine düştüğümüz bu sorun tabii ki yine sanatçıların eline bırakıldı. Kültür Bakanlığı da hani sanatçılara bıraktı. Yok, mesela siz, tiyatro kooperatifi çok iyi bir girişim. Buradan yani. Nasıl çıkılacak? Diğer sizin öneriniz nedir? Tabii. İyi girişimler oldu. Yani 60 tiyatronun bir araya gelmesi, evet. Ortak beyanda ve talep bulunması da çok önemli bir şeyler oldu. İşte tiyatro kooperatifinin oldu, sendikanın bazı çalışmaları oluyor. Ama bunlar yani ürkerek falan yapılmamalı. Bunlar net neyi isteyeceğini bilip dünyalı yasaların yani evrensel olanın bu yerelde de nasıl uygulanması gerektiği konusunda kararlar oluştu. Yani nedir? Biz evrensel, şimdi ben evrensel hakların bilindiği yapıları öğrendiğim zaman Türkiye'de onların uzantısı hakların neden olmadığını düşünüp kendimi kahrettim. Neden? Ve bununla çok uğraştım ondan sonra. Yani sanatçılar ödülünün alınışında biraz bunlar da yeri geçiyorsa o neden nedir? Ve o evrensel değerlerin bizim meslek hukukumuz ve meslek tanımlarımız ve de sanat kavramının bunlardan farklı olarak ayrı bir yerde de sanat kavramının tanımının yapılmasını ve bunların böyle genel geçer laflar içerisinde herkes birbirini anlıyormuş gibi konuşuyor. Kimse birbirini anlamıyor aslında. Sen de sanatçısın değil mi arkadaşım diyor. Evet, evet eyvallah diyor falan. Çok mutlu oluyor. Peki ne yapıyorsun sen sanatçı olarak ortada belli değil. Şimdi ne yasal konuda bir çözüm, yasal konuda çözüm önermek de sanattır. Bu kültürel yapının gelişmesine katkıda bulunmayı engelleyen yapıları düzeltmek. Efendim tabii bu mesleki tanımlar olmadığı sürece, ödül kazanmadığı sürece başarı Türkiye'de ve dünyada bir gurur vesilesi haline getirilmediği sürece burada insanlar hep böyle dar alanda paslaşmalar ya da yine dar alanda birbirlerinin suyunu sıkmaya çalışır gibi kıskançlıklar, arkadan konuşmalar, bilmem lüzumlu lüzumsuz. Yani bir
sektör olamamak üzerine yapılabilecek evet. ne kadar şey varsa sektör olmamak için yapılabilecek her şeyi yapmaya refleks olarak hazır ama düşünce olarak bunu sistematize etme, bunu düzenleme konusunda hiçbir gayret göstermeme gibi bir eğilim gösteriyorlar. Ben buna şaşırıyorum. Bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey? Yani Da Vinci Mona Lisa'yı yaparken, bugün biliyor musunuz? Mona Lisa'yı, kopyasını bir adam aşağı yukarı 8 saatte yapıyor. Yani adam yapıyor. Ama o adam Da Vinci olamıyor. Onun orijinalini yapmak için düşünen, aylarca o resimin başında. Da Vinci yaratmış çünkü yani. Demek ki sanatçı yaratan adam demek değil mi? Düşünen ve yapan. Öbürü zanaatçı. Da Vinci'nin tablosunu koyuyor buraya. Buraya da kendi tuvalini koyuyor. Hop 5 saatte yapıyor. Birebir aynı oluyor. İstersen sök çıtalarından onu çak. Koy şeye Louvre Müzesi'ne. İnsanlar onu orijinal zannedebilir yani. Peki şeyi sormak istiyorum. Benim de bu özellikle süreçte en çok merak ettiğim noktalardan bir tanesi. Bir kısmı burada işte tiyatronun sorunları, sanatın yaşaması, sürekliliği sağlamakla uğraşırken bir kısım da dedi ki ben oyuncuyum, ben bunları dert etmek zorunda değilim. İşte sanatçı topluma ışık olmak zorunda değil, topluma bir şeyler katmak zorunda değil, öğretmek zorunda değil. Sadece yeteneğimi, sanatımı yaparım. Hani vardır ya sanat toplum için, toplum sanat gibi durumlarda. Böyle bir peki, ikileme de düşüldü. Bunun muhteşem bir şeyler yapmış olmaları lazım bu arkadaşlar. Bana sayabilir misin neler yaptıklarını? Örnek olarak mesela hepimizi sarsan örnekler herhalde çıktı burada. Yok ben o kadar tabii ki gelmedik yani. Yani tabii ki. Yani bir kısım tamamen dışında kaldı ve umursamaz bir tavır takındı. Tamamen dışında kalan bu arkadaşlar mutlaka dahiyane eserler üretmişlerdir. Şu anda zaten dünyada da konuşuluyor değil mi onlar mesela? Nedir bunlar? Bana sayabilir misin? Onu öyle bir şey yok tabii ki. Ben... O zaman demek ki bu da Hüsnü Kuruntu. Hüsnü Kuruntu yani. Anladın mı? Yani bir de ben... Önce sen yani şu Hüsnü Kuruntu'dan kurtul bir bu yapıyı. Önce yani bir ev yaparken bir temel atar adam değil mi ya? Sen ne temelin var ne bir şeyi var. Ama diyorsun ki ben binanın çatı katında rüzgara karşı ayakta duracağım diyorsun. Daha bina da yok ortada. İşte sevgili seyircilerimiz siz de tanık olmuşsunuzdur. Özellikle bu pandemi sürecinde evde kaldığımız zaman işte bir kısım Instagram canlı yayınlarında hani toplumu biraz daha bir şey katalım, biraz duyarlılık katalım, biraz farkındalık yaratalım. İşte sizin yaptığınız gibi canlı yayınlarınız siz günde neredeyse 3 canlı yayın yapıyordunuz. Tabii. Bir kısımda ya hiçbir şey umurumda değil ve artık diyaloglarda şöyle bir şey gelişiyor. Bana duyar yapma diye bir dil gelişti. Bu hakaret olarak kabul edilir. Yani bana bir şeyler öğretmeye çalışma, farkındalık kazandırmaya çalışma ama gibi. Ama belki de bu şimdi kendi yaş grupları içerisinde. Bu, çünkü yani ben de sana bir şey söyleyeyim. Yani küçükken delikanlık çağlarımda. Yani birileri bana oraya oturma, şuraya otur, buraya otur, bunu yapma, bunu yap dedikleri zaman biraz sinirlenirdim. Çünkü neden? Bunu yaparak kendilerine dominant bir yer elde etmeye. Sen şimdi Mimar Sinan'ın yaptığı cami projesini koyuyorsun adamın önüne. Peki Mimar Sinan ne düşünerek bu projeyi yaptı onu söylemiyorsun. Değil mi? Ne o zaman o çocuk sanat kavramını anlamıyor yani. Proses, yani, süreç dediğimiz kavramı anlamıyor. Buna ben biyolojik bir örnek vereyim. Yani örneğin kanın derişimini anlayabilmek için kimyadaki çözeltileri bilmek lazım. Evet. Yoksa biyoloji ayrı, kimya ayrı diye baktığın zaman ne onu tam anlayabilirsin, ne onu tam anlayabilirsin. Mesela bizde hala, bu bitti dünyada, sanat kalpten gelir zannediliyor. Duygunun merkezi kalp zannediliyor. Doğru, evet. Ayrı yani öyle düşünülüyor. Bugün artık binlerce kitap çıktı. Yani toplumun %70'i beynin her şey olduğunu anladı. Ya da duyarlılık merkezi demedi kimse bu çağda. Peki beyin demişken tabii ben size şeyi sormak istiyorum. Özellikle bu pandemi sürecinde siz yoğun bir şekilde çalıştınız aslında. Instagram canlı yayınları yaptınız. Çok da Zoom yaptınız. Bir nevi Zoom toplantıları Zoomlar yaptınız. Zoomlar tabii şeye çıkmadı Instagram gibi. Günde neredeyse 3 tane canlı yayın yapıyordunuz. 3 tane canlı yayın bir daha onun dışında Zoomlar vardı. Bu yurt içi yurt dışı. Bu sürede toplumun da bir nevi beynini de yoklamış oldunuz. Yani o pandemi sürecini de gözlemlediniz. Nabzını tuttunuz. Neler gözlemlediniz? Sizin tespitleriniz ne oldu bu süreç içerisinde? Vallahi, bir Rönesans çıkar mı? Bu çok konuşuluyor. Burada bir Rönesans çıkartır. Konuşulması bile önemli bir şey.
Ben işte aşağı yukarı 4,5-5 ay değil mi böyle asosyal yaşadık. Bu zaman sürecinde zannediyorum 30 bin kişi civarında insanla görüşmüş oldum. Belki yani, daha fazladır. Belki daha fazla. Instagram. Mesela ona bakarsan İzmir Karşıyaka Belediyesi ile yaptığımız bir Zoom çalışmasını onu hem Facebook'ta hem Twitter'da hem de Instagram'da tekrar yayınlayacaklarını söyledikleri zaman bir tek onun 30 bin kişiye ulaşacağını söyleyen de oldu. Bir de araya giriyorum, toplumun her kesiminden insanlarla da konuştunuz. Tabii. Yani... Ama 50 kişiyle de konuştum. Evet. Zaman geldi, sadece 50 kişilik bir toplantıya da katıldım. Ondan da hiç şey yapmadım. Çünkü nedir yani bu? Yani tam sanatın yerelde evrensel ilişkisi. Ben bunları kariyer elde etmek için yapıyor olabilir miyim acaba? Yani hayır. Kendime bir kariyer sağlamak için mi yapıyorum? Kalbin bir pompa olduğunu, bir enerji merkezi olduğunu ama beynin düşünme, yapma, yaptırma... Bölünmek ne demek ya? Zaten bölünmüşüz biz. Bölüne bölüne robot olmuşuz. Değil mi? Şimdi beynin bölünmesinden mi bahsediyor? Hayır. Çoklu öğrenme eğilimi gösterdiği zaman bir insanın tek bir konuda uzmanlaşacağına çok konuyu bilmesi onun uzmanlaşmasını engeller anlamına geliyor. Bölüm. Ama aslında öyle bir şey yok. Yani çünkü, öyle bir şey yok. Çünkü sinir hücrelerini daha çok sinir hücresini uyarmış oluyorsunuz. Senin gene bir esas branşın olabilir. Evet. Yani diyelim cerrahsın. Ama cerrahsan senin mesela tiyatroya gitmemen mi lazım? Cerrahsan müzik dinlememen mi lazım? Mesela benim İspanya'da böyle ders veriyordum. Bir öğrenci çıktı. Amatör olarak katılmış atölyeme. Nedir senin işin dedim. Pedro. İsmini de unutmadım hiç. Pedro. Nedir senin? Genç ama saçları erken dökülmüş falan. Ben dedi işte bilmem ne mezunuyum, tıp mezunuyum dedi. Cerrahi dalında uzmanlaşıyorum. Pedro dedim peki sen ne müzik dinliyorsun dedim. Müzik dinlemiyorum ben dedim. Niye dedim? Konsantrasyonu bozdur dedi. Konsantrasyon bozulunca ne oluyor dedim. Ellerim titriyor dedi. Ellerini gösterdim. Sen dedim böyle düşünüyorsan ellerin daha çok titrer. Değil mi? Sen kendini akşam 9'da yatıyormuş, sabah kalkıyormuş. Neymiş mesleği buymuş. Ya sen insanı sevmeden, insanı tanımadan bir robot gibi çalışacaksan zaten sen bu işte başarılı olamazsın. Bu yani ben ne cerrahlar tanıyorum arkadaşlarım. Son derece iyi piyano çalıyor. Değil mi? Son derece iyi şarkı söylüyor. Peki bu adam ama neredeyse hiç olumsuz vakası yok. Hemen hemen bütün ameliyatlarında başarılı. Nasıl yapıyor? Çünkü adam hayata bağlı, yaşama bağlı değil mi? Multidisipliner düşünüyor. Ben mesela cerrah bir arkadaşımla oturup sanat kavramı konusunda bazen bir oyuncuyla konuşamıyorum ama bir cerrahla sanat kavramının derinlemesine konuşmasını yapabiliyorum. Bak benim başım tatlı. Evet. Evet sevgili seyircilerimiz, röportajımız biraz uzun sürüyor ama elbette ki biz de elimizde geldiği kadar sanatçılarımızdan istifade etmeye çalışıyoruz. Sorumuza devam ediyoruz. Özellikle şeyi sormak istiyorum. Bu soruları düşündüğümüz zaman sorunları burada felsefesizliğimizin de bir etkisi oluyor mu? Ondan da kaynaklanıyor olabilir mi bu tarz sorunların devam etmesi? İşte mesela bu da çok tip güzel bir soru. Çünkü şimdi... Felsefe bizde işe yaramayan bir konu olarak düşünüldü. Hatta bu nedenle mesela halk arasında da bana felsefe yapma falan gibi laflar vardır değil mi? Çünkü esası durum değerlendirmesi, felsefe durum değerlendirmesidir. Ve de o durumun değerlendirilmesinden sonra ortada bir sorun varsa onun çözülebilmesi için de yol tayin edilebilmesi, strateji oluşturulabilmesine altyapı oluşturur değil mi felsefe? Ama biz felsefeyi sen boş konuşmak olarak anladık. Değil mi? Böyle yanlış algılarımız var. Entelektüellik hakaret mesela, olarak kabul ediliyor. Çocukluğumda da felsefe kitapları falan okuyordum. Bir gün iki arkadaşım dediler ki Tamer sen de biraz felsefe yapalım mı? Aa olur çok iyi olur dedim. Bir tanesi dedi ki benim kız arkadaşım dedi benimle dedi çok anlaşamadığını söylüyor. Ama esasında onun da hataları var. Öbürü dedi ki ben de kız arkadaşımın hatalarını söylüyorum adama. Ulan dedim felsefe dediğiniz bu mu? Yani felsefe yapalım mı dedikleri buymuş. Yani şimdi demek ki biz felsefe kavramını da yanlış anlıyoruz ya. Değil mi? Boş konuşma olarak. Boş konuşma olarak. Halbuki felsefe nedir? İşte yani tahlil. Tahlil. Yani tahlildir evet. Felsefe bir tahlildir ya.
Evet. Tahlil yapacaksın ki teşhis bu koyabilesin değil mi bir hastalığa? Bir yani sosyal yaşam da hastalık gibi düşünün. Sosyal yaşamda da hastalıklar var. Ama siz bu hastalıkları yapabilmek için, hastalıkları görebilmek için önce bir tahlil yapmanız. Tahlil yapılması lazım. Tahlil yapılması. O tahlili felsefeyle yaparsınız. O tahlili yaptıktan sonra elde ettiğiniz sonuç sizin için ha evet bu doğru noktasına getiriyorsa sizi, bu sefer onu uygulamaya sokacak. Uygulama tedaviye yani. O zaman bizde tahlil de henüz tam anlamıyla yapılmadı. Yok, evet, sanatsal sorunlarda. Evet. Çünkü bu alanda tecrübeli insanlar bazılarıyla da konuştum. Onlar da tecrübeli insanlar bu sorunları çözülürken geri planda bırakıldı. Onlar yok sayıldı. Evet. Onların birikimlerinin yani görmezden gelindi diye iddialar evet. var. Bunu siz katılıyor musunuz? Katılıyorum. Yani şimdi şu var. Mesela bizde ideal olanı yapma konusunda tabii ki tahlilde bulunmak gerekiyor. Ama ideal olanı yapmak değil de benim dediğim dedik diyorsam ben. Mesela diyelim biz burada üçümüz oturuyoruz. Evet. Konuyu tartışıyoruz ve bir sonuç alamıyoruz değil mi? O zaman ben ne yapayım? Gidip bildiğimi okuyorum. Sonunda diyorum ki ya ben bugün bunlarla konuştum 5 saat ama gittim gene kendi bildiğimi. Ya da herkes kendi bildiğini kabul ettirmeye dönüyor. O halde ben kendi bildiğimi kabul ettiririm diyorum. Ya da yarından itibaren bir daha konuşmayacağım, kendi bildiğimi yapacağım diyor. Şimdi o zaman bu sanki makbul bir şeymiş gibi görünüyor. Ama dünyada böyle yapılmıyor gelişmiş toplumlarla. Hala tartışılıyor. Hala bunun mücadelesi. Hala fikir alışverişi yapılıyor. Fikir ne demek? Fikir düşünce demek. Düşünce ne demek? Sanat demek. Yani fikir, düşünce, sanat bunlar iç içe olan kavramlar. Ve insanın beyninde, insanın organik yapısında var bu. Yani sanat kavramı insanın yapısına sonradan girme değil. İnsan organizması, beyninde bakın, beynin yapısına sanat kavramı var, lopus. O halde bu insanın ihtiyacı demek değil mi? Tartışmak, felsefesini yapmak, bunun araştırmasını yapıp çözümlerini araştırmak, o sebep sonuç ilişkilerini bulmak. Evet. Sonra da teşhiste bulunup ha bu hata burada deyip teşhiste bulunup ondan sonra o zaman bu hatayı biz nasıl ortadan kaldırırız diye yaratıcı çözümü üretmek lazım. Sanat bu sürecin adıdır. Şimdi biz onu yapmıyoruz. Onun için de bak dedik ki felsefeyi kaldırdık. Müfredattan da çıkardık felsefe dersi. Yani o zaman biz sorunu ortaya dökelim o zaman. Hı. Şimdi siz de ödülü film festivalinde aldığınız için hem sinemanın sorunlarını evet. soracağım. Günümüzdeki buyurun. Sinemanın sorunları nelerdir? Bir de tiyatronun dijitalleşmesi sorunu var. Dijital tiyatro ya da yeni nesil tiyatro deniliyor. Evet. Önce bir sinemanın sorunlarından başlayıp ya da önce tiyatroda da olabilir. Dijital tiyatro olması mümkün mü? Şimdi ona bakarsanız dizi bir anlamda dijital tiyatro dijital gibi bir şey. Dijital tiyatro. Yani biz diziyi küçümsüyoruz ama dizi evlere girdi. Yani bir tiyatro grubu bir sene bütün Anadolu'yu dolaşsa ve evine dönse toplam ulaşacağı seyirci 1 milyonu bulmaz biliyor musunuz? Ama bir diziyi bir gecede 10 milyon kişi izliyor. Ama bazıları da diyor ki insanın insanla anlatılmadığı sürece, sahnede olmadığı sürece tamam, asla başka, tiyatro olmaz. O başka. Ama o zaman robot da olmaması lazım. O zaman robotlara da karşı koymamız lazım değil mi? Cep telefonu da kullanmamamız lazım. Yani hayat değişiyor. Teknoloji yaşamın içerisine olağanüstü hızlı bir şekilde giriyor. Biz olmaz diyoruz. Ya oluyor, olmaz diyoruz. Peki ne olur? Nasıl olur? Olmazı sen olur hale getir. Bana projelendir o zaman. Olmaz diyorsan de ki bu olmaz. Peki pandemi döneminde şimdi izle oyunculara bıraksan hemen sahneye çıkarlar. Çünkü oyuncular evde oturmak istemiyor. Ama bakalım seyirci gelecek mi salona? Şimdi salona seyirci gelmesi, o tiyatroda onunla geçimini sağlıyorsa profesyonelse eğer o zaman geçimini sağlayamayacak. Hem de toplumda o düşünce alışverişi, o yani deneyim alışverişi sirküle etmeyecek, dönüşüm göstermeyecek. O halde ne yapacağız? O zaman tiyatro denen mesleği ortadan kaldıracağız, bitecek bu iş. Bu kavramı sileceğiz. O zaman tiyatroda dijitale evrim... İnsanı insana anlatıyorsak biz dijitale geçemeyiz. O zaman hangisi? ya
ya. O zaman sileceksin. Drama kavramını yaşamamadan... Dizi de bir tiyatro dediniz. Çağrınaş dizi çekiliyor şu sırada. Bak Eylül, Ekim, Kasım aylarında ne olacağı bilinmiyor. Ama buna rağmen Türkiye'de geçmiş dönemden pandemi sırasında duran diziler tekrar başladı, çekime başladı. Yeni projeler de çekime başladı. Belki Türkiye tarihinde dizi enflasyonu dönemi yaşanacak şu dönemde. O kadar çok dizi çalışması var ki. Neden? Yine bir pandemi dönemi girse, hiç olmazsa elde stok olsun diye bunlar girsin devreye diye. Peki dizinin şu andaki sorunları neler? Hani tahlilden yola çıktık ya. Orada ne gibi sorunlar var? Dizide dizi tiyatro oyuncu kadar çeşitliliği olan metin yok. Mesela tiyatro edebiyatı diye bir kavram vardır ama dizi edebiyatı diye bir kavram yok. Var mı? Yok. Yani dizi senaryosuna dizi edebiyat. Dizi hiçbir zaman oyuncuyu da tatmin etmiyor. Evet. Ama gerçi bu yani tiyatro edebiyatı, dizi edebiyatı bunlar da yavaş yavaş bozuyor. Çünkü halk dili girmeye başladı. Daha interaktif. Yani izleyiciyle oyuncu daha interaktif olmak istiyor. Oyuncunun kullandığı kelimeler, bazen yazarın kullandığı kelimeler çok kitabi olabiliyor. Yaşamıyor. İster istemez oyuncu o lafları daha ağza gelip ve anlaşılabilir hale getirmeye çalışıyor. Ama çok senarist de yetişmiyor. Efendim, yapım şirketleri ne tutarsa onu yaparız diye düşünüyor. Ama hatta şu zannedenler var. Yapım şirketleri bırakalım da Gepe genç asistan bile bana geçen sene bir tanesi geldi dedi ki hocam dedi Türk toplumu eski yerli filmleri seviyor. O zaman bizim dedi eski yerli filmler gibi film yapmamız lazım. Yani buna şaşırdım. Şaşırdım ya, yani geriye mi döneceğiz? Peki Türk toplumu bugün yapay zeka, robot meselesi, işte komplo teorileri, bir sürü şey konuşuluyor değil mi hayatta? Türk toplumu bunları hiç düşünmüyor mu? Aslına bakarsanız eski Türk filmlerine, özellikle bu hani köy filmleri, toplumsal içerikli filmlere baktığımız zaman şimdiki sinemadan daha ilerici bir bakış açısı vardı. Metinler açısından hani belki de. Metinler daha açısından ileriye var. Tutmak açısından, çeşitlilik açısından. Şimdi aslında bir nevi sinemada belli başlı bazılarını saymıyorum ama salon hikayelerine dönüştü. Yine işte romantik aşk hikayelerine dönüştü. Burada da yapımcılar hani toplumun daha çok kitleye ulaşalım kaygısıyla bunları yaptılar. Ve çok bilet satılması, gişede çok seyircinin olması bir sinema kültürünün oluşmasını sağlamadı. Yani şöyle söyleyeyim, tiyatro seyircisi için de aynı şey söz konusu. İşte tiyatro dergileri okunmuyor, sinema dergileri okunmuyor, bununla ilgili yayınlar takip edilmiyor. Sadece insanlar bilet alıyor, izliyor ve kalıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi o işte ticari yaklaşım. De esasında bugün konuşmalarımızın hepsi bunu anlatıyor. Yani olayın kalıcı bir kültür haline gelmesi değil, ticari. Mesela ne denir? Ticarette bir adamı bir kere kandırabilirsin denir, değil mi? Evet. Çünkü ikinci defa o dükkana gelmez. Bizde tekrar tekrar kandırılıyor. Bizde tekrar tekrar kandırılıyor. Ticaret bu. Ticaret böyle bir ticaret ahlakı olmaması lazım. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ve burada da şu, yani Türkiye insanı bence küçümseniyor. Çünkü Türkiye insanı iyi işi anlamaz, kötü işi beğenir falan gibi bir şey var, bakış açısı var. Halbuki iyi işler yapıldığı zaman da bugün Netflix'te çok iyi Türk dizileri izleniyor işte. Gayet. Yani o zaman niye siz bu kendi insanımızı biz ezik ya da bir şey anlamaz insan durumuna sokuyoruz? Yani buna soktuğunuz zaman bu kötümser düşünce. O insan da bir kendince böyle düşünüyor olsa, kendini aşağılasa, bu toplumdan o zaman ne bir dünya çapında bir adam çıkması beklenebilir mi? Bu ülkede yaşadığı sürece. Bu ülkeden dışarıya giden adam birdenbire dünya çapında oluyor. Bu ülkede yaşarken hiçbir şey olamıyor. Nasıl oluyor bu? Demek ki burada bir sosyolojik hata var. Evet. Değil mi? Ama bu sosyolojik hatayı çözmek için kimse uğraşmıyor. Yapımcılar yeterince halkı okumuyor mu? Ya da... Vallahi bilmiyorum, okuyor herhalde. Mesela Netflix'te bazı yerli diziler var. Bakıyorum dizi ya da film var. Çok iyi. Ya da riske girmek istemiyorlar. Demek onu yapabilecek zekada bir senarist var. Var, evet, ben onu gördüm. Yine mesela var. Fi var, şahsiyet var. Onlar mesela evet. İnanılmaz kaliteli, sürükleyici. Demek önü açılsa yapılabilecek filmler. Bunlar. Evet. Niye onlar
Sadece Netflix'te yapılıyor da normal kanallarda yapılmıyor. Peki ben şimdi süremiz de kısıtlandı. Ama sinemanın da başka sorunları var. Yani evet. Sinema oyuncusunun da adı yok. Yani hani adı yok yani. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz o da. Yönetmenin yapımcısının senaryosu onlarda da aynı. Telif hakkı yok. Yani Türkiye'de güya 5846 sayılı fikri mülkiyet hakkı geçerli. Bununla ilgili mahkemeler kuruldu. Bununla ilgili hakimler eğitildi. Ama maalesef bunlarla ilgili hiçbir hak iddia edilmesi söz konusu. Yani Kemal Sunal'ın telif hakları bile doğru düz ödendi mi bilmiyorum. Yani bir ara ödendi diye bir laf çıktı ama ne kadar ödendi bilemiyorum doğrusu. Yani bu da zannediliyor ki, yapımcılar falan zannediyor ki bu yapıldığı zaman daha karlı olacağız. Şimdi bu esasında bir yapının oturmaması üzerinden para kazanmaktır. Halbuki yapı otursa daha rutin, daha güçlü, daha çok para kazanacak. O yani bu dönemde mesela Amerikan sinemasında, size bir şey söyleyeyim, bu haklar, hukuklar Amerikan sinemasında acayip kuvvetlidir. Ama Amerikan sinemasında dünyaya hükmeden bir sektördür. Nasıl oluyor bu iş? Esasında bizimkinin olması lazım. Bak, hak yok, hukuk yok. Oyuncu bir sefer iş yapıyor, aldı bitti işi. Bir senaristler bir kere bıraktı, ortalık birbirine girdi. Peki bir de bağımsız sinema kavramı var. Türk sineması bağımsız mı? Ya da bağımsız filmler, bağımsız sinema farklı farklı kavramlar mı? Ya Türk sinemasında bağımsızlık nasıl oluyor? Vay işte o yani genel yapıdaki gidişat ve işleyişte bir bağımlılık varsa ben onun dışında bir iş yapıyorum. Yani farklı bir iş yapıyorum demek o anlamına geliyor bence bağımsız sinema. Çünkü aynı ülkede yaşayan, aynı şartlarda yaşayan bir toplumda siz ne kadar bağımsız olabilir? Yani insan evinde oturur, hiçbir iş yapmaz, işte son derece bağımsızdır yani, değil mi? Hiç ilgilenmez, dünyada ne olup bittiğini de bilmez. Ama bağımsız sinema o değil ki. Bağımsız sinema bayağı kendi dili olan, anlatmak istediği bir şeyi olan ve de sıradan yapılan işlerden farklı işler yapma eğilimi gösteren bir yapı. Bağımsız sinema belki bunu ifade etmek için kullanılıyor. Ama bağımsızın başka bir tarafından da bakıp okursanız bu ülkede hiçbir şey bağımsız değil. Evet. Bu arada sinemada da Ezel Akay'ın bir açtığı bir konu vardı, tartışma konusu. İşte festival filmlerinin yeterince yaratıcı olmadığını, işte gişe filmlerinin aslında daha yaratıcı olduğunu ama gişe filmlerinde içeriğinin hani çok dolu olmadığını söyledi. Böyle bir çelişkide Türk sinemasının kurtulması gerekiyor deniliyor. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Vallahi bir tane değil ki çelişki, bir sürü çelişki var. Türk sinemasının kurtulması gerekiyor tabii ama yani Türk sineması belki sinemanın, dünya sinemasının daha önce mesela şimdi sanat filmleri diye bir kavram var mesela, değil mi? Şimdi bir dönemin Hollywood'una bakarsanız, yetişen yönetmenlere bakın o dönem Hollywood'dan çıkan yönetmenlere. Yani bir iki isim saymayacağım. Ya da sayarsam hepsini saymam lazım. Ama meraklısı varsa baksın Hollywood'un sinema yönetmenlerinin dönemi. Bu adamlar ticari sinema mı yaptılar, sanat sineması mı yaptılar? Yani şimdi orada ayrılıyor muydu bu? Yani orada böyle bir ayrım yoktu, değil mi? Amerikan sinemasının o en parlak olduğu dönem. Evet. Yani atıyorum şimdi bir rüzgar gibi geçti. İşte bir sinema klasiği. Rüzgar ya da devlerin aşkı. Böyle daha geç dönemden bahsediyor. Şimdi bunlar bütün dünyada konuşulan filmlerdi, değil mi? İşte Scarlett O'Hara'lar bilmem ne filan yani. Hayatına girdi insanların. Avrupa sinemasını etkiledi. Şimdi bu filmler ticari miydi, sanat filmi mi? Ticari olarak yapıldı ama sanatsal öğeleri kullanılarak yapıldı. Yani sanat kavramını yine burada yanlış kullanıyoruz demek ki biz, değil mi? Sanat kavramını bir kere daha yanlış kullanıyoruz. Sen hangi işi yapıyorsan yap, orada sanat yapman lazım. O işi özenle yapman lazım. Kek mi yapıyorsun? Efendim ekşi maya ekmek mi yapıyorsun? Sanat olarak, sanat disipliniyle, düşüncesiyle ve sorumluluğuyla yapman lazım. Ben bunu elimin kenarıyla yaparım, bunu da çok ciddi olarak yaparım diye bir ikilem olabilir. Bu çifte ruhluluk demektir. Yani ve bu da sanki burada meşru bir şeymiş. Bu sanat filmi, bu ticari film. Bunların hepsini izleyen aynı kitle.
O zaman sanatı yine her öğenin içerisine katmaktan geçiyor. Tabii ki. Peki bu arada şeyi de sormak istiyorum. Şimdi siz onur ödülü alıyorsunuz ve aslında... Sanat Çınarı, pardon. Sanat Çınarı ödülünü alıyorsunuz. Aslında filmleri falan konuşacakken yine tiyatronun, sinemanın dertlerini, sorunlarını yani sinema, konuştuk. Sinema şeyi bakın, sormak, Avrupa'da yani biraz... ve Rusya'da sinemaya tiyatro derler, biliyor musun? Çünkü sinema ile tiyatro drama, yani durum, drama durum demektir. Drama noktasında ortaktır. Bir, peki bir resmin dram hayatın hepsinde vardır. Mesela Leonardo da Vinci'nin ya da Rembrandt'ın ya da absürt bir ressamın yani Salvador Dali'nin eserinin içinde drama var mıdır yok mudur? Elbette ki var. Resimde de durum vardır değil buradan mi? Buradan ben konuyu şeye... Müzikte de durum var. Yani konuyu, bunların hepsi tiyatro aslında. Hani şeye getirmek istiyorum. Biz hani biraz hani sizin filmlerinize gelecek olursak, oynadığınız filmlere baktığımız zaman, şöyle bir 40 yılı gözden geçirdiğiniz zaman aklınızda iyi ki çektim dediğiniz, iyi ki bu filmin içinde yer aldım dediğiniz film hangisi? Vallahi şöyle bir... çok var. Yani mesela Nuri Bilge ile çektiğimiz iki filmde de çok mutlu oldum. Kış Uykusu. Kış Uykusu zaten Türkiye... Bir defa Yılmaz Güney, Costa Gavras birlikte almışlardı şeyi, Altın Palmiye'yi. Ama Kış Uykusu'nda Türkiye ilk defa Nuri Bilge tek başına aldı yani Altın Palmiye'yi. Orada sizi etkileyen ne oldu? Oradaki rolünüzde? Oradaki rolümde yani istediğim gibi oynadım. Yani Nuri Bilge ile iyi anlaştık. Zaman zaman tartışmalarımız olmasına rağmen ben mesela orada... filmi izlediyseniz hatırlarsınız. 10 haftada film son derece ciddi ve kendi içerisinde hoş bir dinamiği sükunetle götürürken birdenbire bizim sahneye geldiğinde herkes gülmeye başladı. Bu esasında bir tür ters köşedir. Yani Brecht'in yabancılaşma dediği şeyi artık bugün böyle de yorumlayabiliriz. O zamanlar alienation effect dediği şeyi. Yani filmin yapısının içerisinde birdenbire farklı bir atmosfer yaratmış olduk ve izleyici yani diyelim 2,5 saat izlediği bir ya da 3 saate yakın bir dönem izlediği filmden birdenbire sıçrayıp başka bir akıma, başka bir frekansa geçti yani. O mesela benim o filmde biraz buna sebep olanlardan birisi olarak görüyorum kendimi ve hoşuma giden bir şey yani. Ha ondan önce oynadığım Tepe'nin Ardı filmi de Tepe'nin çok hoşuma giden bir filmdi. Tepe'nin Ardı evet çok ödüller aldı. O da dünyada... Yani 47 mi 48 mi ne öyle ödül aldı. Hemen hemen bütün film festivallerinde birinci oldu. Ben de Tepe'nin Ardı dolayısıyla uluslararası çok büyük festivallerde en iyi aktör ödülüne aday oldum birkaç evet. defa. Peki filmlerinizi tekrar izler misiniz? Tekrar tekrar zaman bazen zaman oynadığınız izliyorum. Filmleri. Kamera arkalarına falan bakıyorum. Orada mesela ne düşünüyorsunuz? Hani şurayı şöyle yapsaydım dediğiniz, öyle kendinizi kritik yapıyor musunuz? O, yani onu en çok dizide yapıyor insan. Çünkü diziyi haftalık izleme imkanı... Her zaman yenilenme imkanı da var. Diziyi haftalık izleme. Mesela dizide ben bundan zevk alıyorum. Mesela birçok arkadaş oynadığı diziyi izlemiyor. Ben genelde dizi izlemiyorum. Hatta genelde neredeyse televizyon izlememeye başladım. Ama kendi dizim yayına girdiği zaman bunu mesleğimin bir parçası olarak görüyorum. Mutlaka izlemem lazım diye düşünüyorum. Bu akşam mesela arkadaşlarımla buluşmuyorum, yemeğe çıkmıyorum filan. Gidip eve oturup televizyon izliyorum. Dizilerde en kendinizi şey hissettiğiniz, kendinizi içinde hissettiğiniz, ait hissettiğiniz, içinize sinen dizi hangisi? Oynadığınız dizilerden. Vallahi dizilerde ben oynadığım rolleri, yani önce zaten bakarsanız şeyime, Sanat Çınarı geçmişime, uzun süre dizide oynamayı reddettim. Yani ben de böyle bir dizi evet. karşıtıydım ama sonra sanat kavramı konusunda kafam netleşince evrensel manada da bu zaman buna hakkım olmadığını düşündüm. Hatta Türkiye'deki şu tartışmanın da katılmamaya başladım. Evet biz para kazanmak için dizide oynarız, sanat yapmak için tiyatroda oynarız. Böyle bir ikilem olabilir mi ya? Olamaz yani. Bu da gene yani yanlış düşünme biçimi. Değil mi? Yanlış düşünme biçimi. Ve biz bu yanlış düşünme biçimini meşrulaştırmaya çalışıyoruz. İki ruhluluk bu da yani. Evet. Eğer o kadar yine ama bu dijital çağda senin dizide oynamaman bir gecede 10 milyon kişiye ulaşmaman demek.
ulaşmak mı daha iyi, ulaşmamak? Yaptığın işi severek yapıyorsan, yaptığın işle karşıdaki insanlarla bir diyalog kurabileceğini düşünüyorsan, ama sen diyorsun ki ben yok, oynamayacağım dizide. Sonuçta teknolojinin getirdiği imkanları yine insana yani, ulaşmak için kullanmak gerekiyor. Uçağa da binme. Peki bu süreçte içinize sinmeyen ya da pişman olduğunuz bir proje oldu mu? Pek olmadı. Evet. Ben yani çok mutluyum. Çok da şanslıyım. Bunun için çok teşekkür ediyorum yani her şeye. Oh, böyle birlikte çok... sahne almak istediğiniz oyuncular var mı? İçinizde ukde olarak kalan ya da şununla oynardım. Yok, yok öyle bir şey diyor. Yani çok, ben zaten çalıştığımız projelerde hep iyi kadrolar oluyor. Tabii öğrencilik dönemi arkadaşlarımla zaman zaman birlikte oynamak istiyorum. Ama herkesin bir işi var. Denk geldiği zaman oynuyoruz. Çok birlikte oyun sahnelemekten keyif aldığınız oyuncular kimler? Biraz da... Ama öyle bir süreklilik olmuyor ki. Öyle bir süreklilik olmuyor. Yani hele devlet tiyatrosunda düşün ki 100'ün üzerinde oyunda oynamışım. 70 tane oyun yönetmişim. Bunlarla hep yani İstanbul'daki gibi düşünme. Yani her seferinde değişik oyuncuyla çalışmışım. Ama en aklınıza kalan Galileo muydu? Ha, Galileo kendi açımdan çok sevdiğim bir oyun. Yani şimdi bir yani konservatuvarda öğrenciyken böyle bir İngilizce bir kitap okumuştum. Kitapta bir şey felsefeci, bunu felsefe doktorası yapan bir doktora döneminde yazmış adam. Diyor ki tiyatrocu olmayı diyor çok isterdim diyor. Oyuncu olmayı çok isterim. Çünkü diyor oyuncu çok şanslı diyor. Her oynadığı rol sayesinde bir şey öğreniyor. Şimdi ben bunu arkadaşlarıma çevirdim bir gün. Abi saçma bunlar. Çünkü oyunculuğu ezber yapmak üzerinden anlıyorlar. Halbuki ben adamın dediğini çok hoşuma gitti ve hakikaten ben her oynadığım rolden bir şey öğrendim. Çünkü o rolü araştırdım. O rolün kimliği üzerine düşündüm. Sosyoloji, psikoloji. Yeni bir karakter yaratmış oluyorsunuz. Hele Galileo oynarken, yani hem Galileo'yu çok daha yakından tanıdım. Galileo ile ilgili araştırma da yaptım. Hem Brecht'in orada kullandığı sözler. Mesela akıl kelimesini çok sık kullanıyordu Brecht. Halbuki bizim 68 kuşağı akıl kelimesi yerine işte felsefe ve diyalektik kelimesini kullanmayı tercih ederdi ve bilimi kullanmayı tercih ederdi. Akıl kelimesini kullanması enteresan bir şey. Çünkü ne bu? Yani Kant'ın salt aklın eleştirisine eleştirisi diye bir yaklaşıma nedir? Bilgiyi kastediyor. Ama Brecht aklın temel özellik olur. Önce bir aklın olacak diyor, değil mi? Konservatuvara girmezden önce ben de bir fidandım. Konservatuvarda bir bu fidan biraz daha büyüdü ve belki bir kimlik kazandı aşı. Ve bu gelişme, bu serpilme, bu süreç içerisinde tıpkı bir doğanın kaynaklarıyla insan kendini yetiştiriyor ve sorular soruyor, çelişkileri inceliyor. Bu da onun sürekli gelişmesine neden oluyor. Bugün Sanat Çınarı ödülünü alıyorsam gerekçesini okuduğumda çok etkilendim. Hakikaten çok da duygulandım. Çünkü bazen insan umutsuzluğa kapılıyor. Yaptığı şeylerin acaba unutulup unutulmadığını düşünüyorsunuz. Çünkü bunlara bir ömür veriyorsunuz. Ama o gerekçe, Sanat Çınarı ödülü almamı anlatan gerekçe bana demek bu fidandan çınara gelişme sürecinde bir şey yaptığımı görenler, hatırlayanlar var düşüncesini, umudunu yarattı. Onun için mutluyum çok. Gören sanat olarak sizlerin de bunu bu hassasiyetle ele alıp böyle belli bir zaman dilimini de buna ayırarak uzunca bir zaman oldu ama artık belki böyle bir bütün toplumun fidanların çınar haline gelmesi için belki yayınlanması da yararlı olabilir. Keşke bu konularda daha uzun, daha kalıcı, atölyevari toplumsal buluşmalar düzenleyebilsek. Kaybettiğimiz o kadar çok değer var ki. Mesela o değerlerin neler yaptığını, bu hayata neler kattığını konuşmamız lazım. Sadece üniversitelerin test çalışmalarıyla olmuyor ki. Zaten üniversite artık test çalışmalarını oyuncular üzerine de yapmıyor. Dolayısıyla geçmişi bilmek ve geleceği şekillendirmek açısından bir kültür yaratmak ve o kültürü paylaşmak, ortak hale getirmek bugün sizin yaptığınız bu programın tespiti olmalı. Sanat Çınarı da benim için bunu ifade ediyor.
Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili Diren Sanat takipçileri, Emirgan'da Meri Cafe'de Tamer Levent'le bir araya geldik ve Sanat Çınarı olma yolculuğunu konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sanat çınarlarının altında gölgelenmeye devam edeceğiz. Siz de hayata sanatla direnin ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.